Paramın da yaşat. Sonsuza kadar bitti. Öldürdüm onu. Düşmanımın yaşadığı her gün onurumdan silinmesi gereken bir lekedir. Başka çarem yoktu. Gerçekten yaptın mı bunu? Boğazını ben sıkmadım. Ama son nefesini vermesini sağladım. Kendisini öldürmekten başka bir şans bırakmadım ona. Ölümünü istedim. Su durmazsan yine boylarsın Cüleyi, ona göre ha. Özledin mi beni dede? He ya, özlemem mi? Sensiz olmuyor oğlum. Bundan sonra hiç özlemezsin işte. İkimiz de burada çürüyeceğiz. Bak oğlum. Çaylak. He. Oğlum sevmezdik falan. Hatta ölsün diye dua ederdin. Sana yaptığı kötülükte boyun açtı ama babandır sonuçta. Dede ne diye adını ağzına alıyorsun onun? Gebersin gitsin. Başın sağ olsun. Gebermiş zaten. Vallahi ben de zil takıp oynarım zannediyordum ölümünü ama insan bir tuhaf oluyormuş. Al bak. Koğuş da kendini asmış.
Kar çıkmış mı her yerde? Nasılsın? İyiyim herhalde. Uyuyamadın değil mi? Merak etme, ben iyiyim. Edeceğim. Hem de çok merak edeceğim. Çünkü sen bu bütün kirlilikleri kaldıramayacak kadar temizsin. Senin pusulan vicdanın. Bitti Elif. Girilecek bir şey yok artık. Tayyar öldü. Abim hapiste. Fatih'in de bu saatten sonra bize zarar vereceğini sanmıyorum. Bitti yani. Bitmedi Ömer. Bitmedi. Vicdan azabından öleceksin, görmüyor muyum sanıyorsun? Bu kötü bir şey değil. İyi bir şey. Bu seni sen yapan şey. Evet. İnkar etmiyorum. Ne yapayım ama? Yapma. Yapma. Yapma derken? Ömer, katiller, suçlular her zaman olacak. Ve sen bunlardan herhangi birini yakaladığında ya da ölümüne sebep olmak durumunda kaldığın zaman kendinden biraz daha vazgeçeceksin. Şu anda bu seni yakan vicdanın artık derin bir uykuya dalmış olacak. Ve değişeceksin. Dün geceden beri bana başka bakıyorsun. Hiç tanımadığım, bilmediğim biri gibi. Bu beni çok korkuttu. Sen bu adamların dünyasını dağıtmaya çalıştıkça biz dağılacağız, farkında değil misin? Hiçbir zaman huzuru bulamayacağız. Elif, sen bana ne demeye çalışıyorsun? Mesleğini bırak. Polislikten istifa et. Şaka mı yapıyorsun? Ben bu saatten sonra ne yapacağım? Hangi işi başarabilirim ki? Benim işim bu. Benim düşümde sensin Ömer. Ve senin işin, bizim ilişkimizin içinde olduğu sürece biz mutlu olamayacağız. Hiçbir zaman. Şöyle sen. Evet. Şimdi ilk bu. Tamam mı? Bir dakika. Ya Pelin. Bir dakika. Kimse konuşmasın, kımıldamasın. Gösteriyorum. İlki bu. Bu mu? Yoksa ikinci de bu. Evet. Yani ikisi de güzel. İkisi de harika. İkisi de aynı. Aynı mı? Arda, biri uzun biri kısa, görmüyor musun Allah aşkına ya? Ha ben niye evleniyorum ki seninle? Sen daha uzunla kısayı bile ayırt edemiyorsun. Evlenmeyecek misiniz yani? Evleneceğim hayatım. Evleneceğiz. Hem de sırf senin için evleneceğim, tamam mı? Hayda. Abicim, daha şimdiden çocuk kullanmaya başladı ama hiç yakıştı mı? Yani hiç yakıştı mı lütfen? Ömer, kardeşim bizim senin hani hazırlıklarımız yok mu? Yani damatla sadıç olarak hani papyon falan bakacaktık, kuşak alacaktık değil mi? Hadi kalk,
Kalk yok söyleyeceğim. Doğru, sana papyon alacaktık değil mi? Bir dakika, bir dakika. Daha çok işimiz var. Ömer. Bu. Akşama kadar şu listedekilerin aranması gerekiyor. Sonra düğünde bir terslik çıkmasın. Elif dün beraber hepsini aradık ya. Evet ama emin olmak lazım. Tekrar arayalım, ne olacak ki? Yani yapılması gereken yapılır. Bak sağda işler sıkılmaz, yorulmaz ve şikayet etmezler. Şikayet etmezler. Tamam kardeşim, o zaman çıkalım bahçeye. Arayalım numaralarımızı. Özgürlüğümüze kavuşalım. Kimse kimseye pranga takmıyor Ömer. Evet, keşke kimse kimseye pranga takmasa. Hayat daha güzel olurdu. Tamam be oğlum, amma abartıyorsun ya. Geç otur. Ne abartma? Ben mi abartıyorum abici? Abicim bu nedir ya? Hani Yıldırım nikahı olacaktı? Ha sen, ben, Pelo, Elif gidip imza atmayacak mıydık sadece? Bu nedir abi? 40 yıldır görmediğim akrabalarım bile geliyormuş. Başa gelen çekilir damat efendi. Siz ne yaptınız abi? Halledebildiniz mi sorunu? Sorun mu? Sorun fil oldu oğlum, fil. Aramızda Emis onunla bizimle beraber yaşıyor. Gerçi o günden sonra bu mevzuyu bir daha hiç konuşmadık ama... ya bugün raporumun bittiğini, işe başlayacağımı çok iyi biliyor. Anlayacağın, aramızda sessiz savaş var. Listedekileri aramaya başladı mı? Arıyoruz, arıyoruz. Özkan buzardın mı kardeşim? Aradım abi. Tamamdır. Ben bir şirkete uğrayacağım, işleri toparlayıp öyle geliyorum. Tamam, bırakayım ben seni. Ben de emniyete gideceğim. Olur. Kardeşim sen halledersin. İyi, kaçın kardeşim. Kendi evinizde düğün hazırlıklarıyla beni baş başa bırakın. Bence tadını çıkar. Bugün sevdiğin kadınla evleniyorsun. Hayatın en güzel günlerinden biri. Darısı başınızda Elif Hanım. Hadi geç kalmayayım. Berberde görüşürüz. Görüşürüz bakalım. Arda, hadi kuaföre gideceğiz. Geliyorum canım. Bir saatiniz var. Yine gelmeyeceğim sandım değil mi? Sen de beni yine şaşırttın. Bakalım dünyaları mı vereceksin yoksa dünyayı başıma mı yıkacaksın, göreceğiz güzel kız. Başın sağ olsun. Sağ ol. Hayatta bazı güzel şeylerin de olduğunun kanıtı. Bizim de başımıza geldi işte. Neden yaptın Fatih? Güzelim, sana yemin ederim sadece kendimi savundum. Bak yeteri kadar hızlı olmasaydım şu an gözlerine bakıyor olmazdım. İçeride her gün sadece seni ve çocuğumu düşünüyordum. Tayyar Dündar gider ayak her şeyi elimden aldı. Ben sadece basit bir hayat kurguluyordum. Bana inanıyor musun? Biliyorum, ben sana inanıyorum. Ama kötü kaderde, yani ikimizin sebep oldukları, yakılan canlar, Elif'le Ömer'in ahı de, bilmiyorum ne dersen de Fatih. Bize mutluluk yok. Avukat en az 30 yıl diyor. Çocuğumuz büyümüş olacak. Evet, ben seni bekleyeceğim ama hayat bizi beklemeyecek. Hazırlanacak. Bir saate çıkarım. Sen nereye gidiyorsun? Ben memnuniyete uğrayacağım.
Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ömer, sen bizim konuştuklarımızı umursamıyor musun yoksa cevabın hayır mı? Elif lütfen. Ne lütfen? Sana lütfen. Bugün emniyete istifa etmek için mi gidiyorsun, işbaşı yapmak için mi? Ben cevabımı aldım. Teşekkür ederim. Çaylak. Oğlum bir baksana düzgün mü la bu? Dede, yüzünü okuyacak müebbette, tipine değil. Yemişim kravatını. Niye öyle diyorsun la? Belki biri gelir. Düzgün görünelim oğlum. Hala ailemden ümidim var diyorsun yani. Bravo sana be. Belki gelirler oğlum. Umut fakirin ekmeği lan. Hem sen niye benim canımı yakmaya çalışıyorsun ki damarıma basıp da? Ya sen beni boş ver dede. Ben kendi acımı senden çıkarıyorum. Aslında şu fiyakalı geleceğimize sövüyorum dede. Hüseyin Demir. Hadi gidip şu tapunu alıp gelelim ha. Babaanne sana inanamıyorum ya. Avukatını artık durumu öğrenmeye çalışıyorsun. Hani senin oğlun ölmüştü? Çok sağ olun avukat bey. Kolay gelsin. Demet! Anne olunca anlarsın güzel kızım. Evladına cezasını verirsin. Sonra içeriye gider gizlice için için ağlarsın. Bunu ancak anne olunca anlarsın. Ne dedi avukat? Bugün karar veriyorlarmış. Keşke idam cezası olsaydı. Hak ettiği ceza o çünkü. Ölürdü biz de kurtulurduk. Demet sen çok oluyorsun ama ha. Baban can aldı diye kızıyorsun. Onun canı alınsın istiyorsun. Bu nasıl insanlık terazisi? Ha? Bir canı Allah verir, Allah alır. Elif müsait misin? Gel gel. Karalama yapıyordum. Biliyoruz biz o karalamaları. Şirketin hayatını kurtardı onlar. Ne içersin? Yok bir şey almayayım. Bir şey konuşup gideceğim hemen. Ne oldu? Bir sorun mu var? Hayır hayır öyle değil. Elif ben mezun oldum biliyorsun. Yani artık sayende bir işletme diplomam var. Ya o sınavlara sen girdin ben değil. Diploma senin hakkın. Elif, nankörlük yaptığımı düşünmeni istemem. Yani çünkü gerçekten öyle bir niyetim yok. Ama artık benim de önüme bakmam gerek. Yani hayallerim var. Ve o hayaller için daha fazla sorumluluk istiyorum hayatımda. Buraya seninle şey konuşmaya geldim. Eğer... Mert. Söylememe gerek yok biliyorsun. Burası bir aile şirketi. Sen de bizim ailemizden birisin. Biz Aslı ile bir şey konuşmuştuk ama halamın vefatından sonra biliyorsun bu hisse dengeleri falan değişti. Resmi yazıyı bekliyordum sana söylemek için. Ama sen benden önce davrandın. Biz seni çalıştığın departmanda müdür yardımcısı yapmak istiyoruz. Yani eğer bizimle olmaya devam etmek istersen pozisyonun hazır. Tabii ki isterim Elif. O zaman hayırlı olsun.
Çok sağ ol Elif. Gerçekten sağ ol. Ne demek? Kolay gelsin. Sağ ol. Mert, başka şey dilesem olmazdı. Öyle çok ihtiyacım var ki sana. Ne oldu ufaklık? Kötü bir şey mi var? Yok. Özledim çok ondan. Biraz daha sabır sevgilim. Şu anda Denizler Holding müdür yardımcılarından biriyle konuşuyorsun. Kariyer konusu tamam yani. Ciddi misin sen? Müdür yardımcısı mı oldun? Evet, artık seni istemeye gelmem için tek bir eksiğim kaldı. O da tamamlansın, annene ciddi eğitim göstereceğim. Ya Mert, öyle pahalı yüzük alacağım falan diye bekleme sakın, tamam mı? Yalandan bir şey al gel, umurumda değil çünkü. Annem sussun yeter. Burası yeni odan. Masan da hazır, seni bekliyordum. Gel seni ekibinle tanıştırayım ya. Arkadaşlar merhaba. 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 Arkadaşlar bugün aramıza suçlu olduğu için kendi öz abisine bile kelepçe takabilen şerefli, onurlu, çok başarılı bir başkomiser katıldı. Tanıştırayım. Ömer Demir. Hoş geldiniz Ömer Başkomiserim. Ben Fehmi. Memnun oldum. Hoş geldiniz Ömer Başkomiserim. Ben Miray. Memnun oldum. Ömer abi, beraber çalışacağımız için gerçekten mutluyum. Eyvallah kardeşim. Ben de sizlerle beraber çalışacağım için çok mutluyum. İstanbul'un en büyük kuyumcular çarşısında kara para aklama işinin peşindeyiz Ömer. Heyecanla seni bekledim. Bu işin en tepesinde oturan Tayyar Dündar'ı azimle alt ettin. Şimdi sıra Tayyar'ın kurduğu ufak yapılanmaları ele geçirmekte. Hadi başlayalım. Başlayalım o zaman. Elif, iyice düşündün mü? Emin misin? Bak sonra... Aslı eminim. Eminim. Tayyar öldükten sonra günlerce uyumadı. Psikolojisi bozuldu. Yeterince bedel ödedi. Hiçbir zaman bitmeyecek ki. Her zaman başka bir Tayyar çıkacak. Ve Ömer bedel ödemeye devam edecek. Tamam. Tamam, peki ne iş yapacak bu adam ha? O kadar kolay mı Elif? Ömer kendini işiyle ifade eden bir adam. Yani o derece bağlı, o işle var o. Ne yapacak bundan sonra? Yani bunu ben bile görebiliyorum. Sen nasıl göremiyorsun Elif? Aslı tabii ki görüyorum. Görmez olur muyum? Ama insanları bu kadar severken, öldürmek zorunda kaldığı her suçluyla kendine biraz daha yabancılaşan bir adama ben her seferinde nasıl sarılacağım? Ben Tayyar ölecek ve her şey bitecek diye düşünmüştüm. Ama gerçekten bravo. Adamın ölüsü bile aranıza girmeyi başardı. Elif, iyice düşün. Tamam mı? Niçin, neden vazgeçtiğini iyice düşün. Bu benim sana son sözüm.
Çarşıda herkesin bu işin içinde olduğunu düşünüyoruz. Ya da bu işin başını kim çekiyorsa herkes sindirmiş. Kimseyi konuşturamıyoruz. Sevkiyatların oradan olduğunu biliyoruz. Ama maalesef kanıtlayamıyoruz. Peki amirim, hiç kanıt, ufak da olsa ipucu yok mu? Adam bir sürü saçma sapan yöntem geliştirmiş kendine. Asla yakayı ele vermeyeceği şekilde ayarlamış her şeyi. Kaçak elmasları farklı şekillerde dağıttırıyor. En çok kullanılan da bu. Ne işi var ama? Amirim çok tuhaf ama. Ben bu çakma çocukken buldum. Abi çok salladım, bak yine dökülecek. Olsun, bir şey olmaz ki. Hem babam kızmaz ki Ömer. Kızma, zaman çıkalım. Yazık değil mi oğlum? Hadi koş. Babam bu saatte namazda değil mi? Kapı açık. Baba! Baba! Baba aç gözünü baba! Yardım edin! Babam! Babam! Yardım edin! Baba? Uşakmağı düşürenin hep babamın katil olduğuna inandım. Çünkü babam sigara içmezdi. Babamın cinayeti faili meçhule düştü. Sonra ben akademiye girince bunu emniyetten aldırdım. O gün bugündür yanımda taşırım. Ya bir gün bir şahit çıkacak, babamın katilini bulacağım diye düşündüm. O gün bugünmüş Ömer başkomiser. Kader seni buraya boşuna sürüklemedi. Bence babanın katiline çok yaklaştın. Delilleri ve de tanıkların kesinliği göz önünde bulundurulunca sanığın önceden belirttiğimiz cezadan yargılanmasını talep ediyoruz Sayın Hakim. Hüseyin Demir. Son kez soruyorum. İsterseniz yine cevap vermeyebilirsiniz. Ama sonra bana söz hakkı tanınmadı deme. Varsa son sözün alalım. Hakim Bey. Ben ektiğini biçersin dünyasını hiçe saydım. Oysa küçücüktüm, babamdan ilk öğrendiğim şeydi bu benim. Demek insan büyüdükçe öyle kulaklarını tıkıyormuş içindeki sese. Ne yaptıysam yazmışlar, doğrudur. İtirazım yok. Cezam var, razıyım. Boynum kıldan ince. Karar. Sanık Hüseyin Demir'in kasten planlı olarak canice hislerle Ahmet Denizer, Sibel Andaç ve Bahar Çınar'ı öldürme suçlarından Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleriyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vermiştir. Kafanda yeterince soru. Dosyada da bu bilgiler Ömer Başkomiser. Kolay gelsin. Sağ olun amirim. Amirim. Babamın çırağı vardı.
İsmet Usta, sarraftır, kuyumcu dükkanları var. Ahbabımızdır, ailece görüşürüz. Gerçi uzun zamandır görüşmüyoruz da. Bu olayı bir daha sorayım diyorum. Yani bu uçak mı kolayını falan. Belki sizin bulduklarınızla başka bir yere varırız. İyi fikir. Senden haber bekliyorum. Söyledim. Kıyafetlerini çıkardıktan sonra güzel yerine koy. Böyle yapma dedim. Dur tamam, problem değil, toplarız. Hayır ama bak, Arda'nın evi zaten Arda'nın annesi babasıyla doldu. E benimkiler benim eve geldi. Sen de kıyamadın, bize evini açtın, yük olduk. Elif teşekkür ederiz. Pelin'cim ne demek, sen olsan sen de seve seve aynı şeyi yapardın. Hah, işte kaçak kolyeyi buldum. Arda da çok zevkli bir adam bu arada. Senin tasarımın da ondan. Olsun. Tamamen kendisi seçti. Ben hiç karışmadım. Evet. Çok güzel bir gelin oldun. Elif, bugün hayatımın en güzel günü. Ve payın çok büyük. Teşekkür ederim. Ay çok az kaldı Elif ya, çok az kaldı. Ömer geldi mi? Yok, daha gelmedi. Şahitsiz düğün mü olur? Nerede kaldı? Ah Ömer ya, ah Ömer ya. Kolay gelsin. Hoş geldin Ömer abi. Hoş bulduk. İsmet Usta yok mu? Fahrettin abinin yanına kahve içmeye kadar gitti. Çağırayım mı abi? Bir zahmet çağırırsan iyi olur. Abi isteyin. Yok yok, rahat ol sen. İşine bak. Bu fotoğraf ne? Fotoğrafları yeni astık. İsmet Ustam'ın annesiyle babası. Ustam çok düşkündür. Allah uzun ömürler versin. Amin amin. Bu düğün fotoğrafları çekilirken saçma oluyor da... sonra yıllar geçince güzel an oluyor. Ha, sen işine bak. Ne demek? 7 kat ele gitmedi ya. Sen Burhan'ın elinde büyüdün. Mesleği ondan öğrendin. Burası senin hak. Onun yolunda devam edeceksin. İnşallah yüzünüzü kara çıkarmayacak. Ben eminim çıkarmayacak. Rahmetli Burhan Bey bir yerlerde bizi izliyorsa, dükkanı size verdiğimi görüyorsa çok sevinecek. Çok severdi sizleri. Thank you.
geldin, sefalar getirdin ya. Ömer. Babamı niye öldürdün lan? Babamdan ne istedin? Ömer abi ne yapıyorsun? Karışma lan! Karışma gitme. Babam sana iş verdi, umut verdi. Meslek verdi. Karşılığı bu muydu? Onu öldürmek miydi ha? Kuştan öldürdü. Buldum babanın katilini Ömer. Hatırlıyor musun? Çocukken gelir, polis olacağım. Babamın katilini bulacağım derdin bana. Başardın sonunda. Babamı niye öldürdün? Baban dükkana haram sokturmuyordu. Çarşının bütün pisliğini öğrenmiş polise verecekti. Dükkanın komşuları hükmü verdiler. Görevi de bana verdiler. Çok para teklif ettiler. Dükkanı sana alırız. Bize yardım et, zengin olursun dediler. Lanet olsun, çok geçtim. Ömrümde kazanamayacağım parayı sürdüler önüme Ömer. Kapıyı tak takın da alalım sevgilim ya. Oğlum gençler bir eğlensin. Allah Allah. Babam Allah aşkına bak mahalleyi ayağa kaldırdık. Ne olursun hadi gözünü seveyim. Çal şu kapıyı ya. Yok çalmam. Ben gelinimin kapısında halay çekeceğim. Dur babam Allah aşkına ya. Dur ne olursun dur ya. Hadi ne olursun babacığım. Hadi baba. Hadi babacığım. Çal şu kapıyı. Babam benim. Elif kızım, gelinimiz hazır mı? Tabii ki hazır. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay, sanki tanımıyorsunuz birbirinizi. Sonra öpüşürsünüz. Geç kalacağız. Bakın ben pirinçleri bile hazırladım. Hadi. Evet babacığım, hadi. Geç kaldık bak. Sen her şeyin en güzeline layısın kızım. Yardım edeyim ben. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz? Bu az bile. Daha iyisi düğüne. Annem baban nerede kızım? Anneciğim, onlar düğün yerinde misafirleri karşılıyorlar. Ha, adet böyle miymiş? Aynen anneciğim, aynen. Gel. Bir dakika, bir dakika. Pirinç atacağım ben daha. Kızım o ne? Nar atacaklar adettendir. Çal gelinim yere. Mutluluğun bereketin daim olsun. Çalma. Hayır üstüne başına gelir. Onun lekesi çıkmaz. Çalma. Aslı. Hayatım hadi. Ya at ya ver yiyelim. Geç kaldık bak. Verdiğin sözü tuttum. Artık mezarının başında huzurda dua edersin. Geç. Ama ben yıllardır cehennem ateşi içinde vicdan azabı çekiyorum. Burhan Usta dünyanın en iyi insanıydı. Aynı senin gibi. Ömer, affet beni. Sen iki tane çocuğu babasız bıraktın. Anacığımı kocasız bıraktın. Kaderimizi yeniden yazdın. Neyin affını istiyorsun lan? Şu arabaya. Bin. Geç. Ömer. Alın götürün şunu. Sorguya hazırlayın ben gireceğim.